Süleyman Çelebi Hazretleri değerli dostlar, Mevlid-i Şerif'in şairidir dedik. Mevlid-i Şerif'i yazmış olan büyük bir alimdir. 1351 yılında Bursa'da doğmuş, Bursalı bir alim. Babası Ahmet Paşa diye devrin önemli kişilerinden birisi. Dedesi ise Şeyh Mahmud Efendi diye bir alim zattır. Dolayısıyla alim bir aileden geliyor, önemli kimselerden geliyor. Devlet ricaliyle bir noktada irtibatlı bir kesimde yetişmiş. Aynı zamanda Çelebi ünvanı verilmiş. Yani Arif Kamil bir kişi olduğu için Bey Efendi lakabıyla anılabilecek Çelebi ünvanı olan bir kişi. Ve Süleyman Çelebi, bakın değerli dostlar, biz nereden biliyoruz? Ulu Cami açılınca Ulu Cami'ye ilk baş imam tayin edilen kişidir. Ulu Cami görselimizi rica edeyim rejimizden. Ulu Cami 1399 yılında açılacaktır ve Ulu Cami gibi muhteşem bir mabede önemli bir kimsenin imam yapılması gerekmektedir. Evet, Ulu Cami'de açılış konuşmasını Somuncu Baba Hazretleri gerçekleştirecektir ama Emir Sultan Hazretleri'nin tavsiyesiyle Yıldırım Bayezid Han kendi divan imamı olan, yani sarayında divanında imamlık yapan kişiyi, Süleyman Çelebi Hazretleri'ni Ulu Cami'ye baş imam tayin edecektir. Ve 1399'dan vefatı 1422'ye kadar 23 yıl boyunca, vefatına kadar burada Süleyman Çelebi Hazretleri imamlık yapacaktır. Ve Süleyman Çelebi Ulu Cami'de imamlık yaparken bir olayla karşılaşır ve bu olayın Mevlid'in yazılmasına vesile olan olay olduğu ifade edilir. İranlı bir vaiz denir tarih kaynaklarda. İranlı bir vaiz işte Ulu Cami'de vaaz ederken yanlış bir yorumda bulunur. Bakara suresinin 285. ayetinde geçen La nüferruku beyne ehadim min rusulü ayetini yanlış tefsir eder. Peygamberler arasında fark yoktur der. Biz İsa'yı Musa'dan, Hazreti Muhammed Mustafa'yı diğerlerinden üstün tutmayız der. Muhammed Mustafa'nın İsa Aleyhisselam'dan üstünlüğü yoktur der. Bunu bu şekilde izah edince cemaatten birisi ayağa kalkar itiraz eder. Sen der tefsir ilmini bilmiyorsun. Yanlış mana, yanlış tefsir veriyorsun. Peygamberler arasında fark yok demekten maksat nebilik yönü, elçilik yönü, resullük yönü itibariyledir. Allah nezdindedir. Ama halk nezdinde aralarında derece, üstünlük, fazilet yönünden mutlaka fark vardır. Yine şayet öyle olmasaydı yine Bakara suresinden bir ayet, 253. ayet. Biz bazısını bazısından üstün kıldık mealindeki ayet olur muydu der. Bu olaya şahit bulunan Süleyman Çelebi, ölmeyip İsa göğe bulduğu yol onun ümmetinden olmak için ol diye bir beyit söyler. Bu beyit halk arasında da çok sevilir ve bunun üzerine Vesiletün Necat ismini vereceği o mevlidi yazacaktır. Bu arada o söylemiş olduğu ilk beyitler aynı zamanda bu olaya bir atıf mahiyetindedir. Diğer görselimizi rejimizden rica edeyim. Hem burada peygamberimizin diğer peygamberlerle bir karşılaştırılması vardır ve der ki dahi hem Musa elindeki asa oldu onun izzetine ejderha. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol. Çok temenni kıldılar haktan bunlar kim Muhammed ümmetinden olalar. Gerçi kim bunlar dahi mürsel gönderilmiştir. Lakin Ahmed efdalü ekmel durur. Zira efdalliğe o elyak durur. Anı öyle bilmeyen ahmak durur der. Yani diğer peygamberleri de kıyaslayaraktan Hazreti İsa'nın göğe yükselmesinin bir noktada peygamberimizin ümmetinden olması için olduğunu, Hazreti Musa'nın elindeki asa ile bir noktada gösterdiği mucizelerle peygamberimizin izzetine, onun izzetine ejderha olduğunu ve bunların dahi peygamberimizin ümmetinden olmak istediklerini ifade ediyor. Ve diyor ki gerçi bunlar da Allah tarafından gönderilmiş rasullerdir ama Ahmet, peygamberimizin bir diğer adı Ahmet efdalü ekmel, en mükemmeli ve üstün olanı odur. Zira üstünlüğe en layık olan odur ve bunu böyle bilmeyen de ahmaktır diyerekten o kişiye bir noktada cevap vermiş oluyor. Ve Mevlid'ini yazıyor. Değerli dostlar, Mevlid diye bildiğimiz kitap aslında Vesiletün Necat ismini taşıyan bir eserdir. Diğer görselimizi rica edelim rejimizden. Halk arasında Mevlid diye bilinmiş, Mevlüt diye isimlendirilmiş. Mevlid bu arada doğum demektir. Peygamberimizin doğumunu daha ziyadesiyle anlatacağı için buna Mevlid ismi halk tarafından bir nokta verilmiştir. Ama aslında Süleyman Çelebi bu eserine Vesiletün Necat ismini vermiştir. Ne demek Vesiletün Necat? Kurtuluş vesilesi.
necat vesilesi, peygamberimizin şefaatine ulaştıracak bir vesile olarak bunu görmüş ve bu mevlidini değerli dostlar yazmıştır.